Romanların siyasi partilerde çalışıp temsil imkanlarını bulup kendi imkanlarıyla böyle göstermelik bir tane Roman milletvekili değil. Nasıl Türk milletvekili olsun kota koyalım. Nasıl efendim Boşnak kökenli olsun kota koyalım. Bir tane de Gürcü olsun demiyoruz. Hepsi kendine temsil imkanı buluyor. Romanların her alanda önünü açmalıyız. Ben birinci adım olarak il ve ilçe başkanlıklarına yazıyı yazacağım. Eğer talep varsa iki liste mi yarışıyor? İki listede de seçilecek yerde birer tane Roman olsun. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Romanlar ilçe başkanlıklarında, il başkanlıklarında temsiliyetini bulsunlar. Devamında belediyede çok sayıda Roman arkadaşımız illerde, ilçelerde var. Ama müracaatları halinde mutlaka temsil edilsinler. Belediyelerde biraz önce teşekkür ettiniz. Çok sayıda belediye meclis üyesi oldu. O konuda üzerimize düşeni yaptık. Ben kadınların, gençlerin temsiliyle ilgili de biliyorsunuz çok cesur adımlar attık. Kademeli olarak %50 eşit temsile kadınları, gençlerin temsiliyetinde rakamı %10'lardan 20'lere, 20'lerden 30'lara getirme noktasına vardık. Roman kardeşlerimizin de önce parlamentoda temsilleri için, belediye meclis üyelerinde sayıyı daha da arttırmak için, koordinatörler noktasındaki temsilleri için, belediye başkan yardımcılıkları için önce pozitif ayrımcılık yapacağız. Ama esas mesele sol sosyal demokrat bir parti olarak sizinden dayanışma halinde olacağız. Biz sizi destekleyeceğiz, siz bizi destekleyeceksiniz ve artık Romanların hem siyasetteki hem güncel hayattaki bütün sorunlarını hep birlikte ortadan kaldırmamız lazım. Bugün Romanlar yoksulluktan en çok onlar etkileniyor. Neden? Çünkü yoksulluk toplumun her kesimini vurur. Daha yoksulu daha çok vurur. Mesela gıda enflasyonunda geçtiğimiz gün rakamlar açıklandı. Toplumun en zenginleri için gıda enflasyonu %30'da, yoksullar için %48'de. Romanlar için bakarsanız belki %60'tır. Neden? Çünkü onun tükettiğine, onun ihtiyaç duyduğuna en çok zam geliyor. Onu koruyan yok, ona muafiyet yok. O yüzden biz bu meseleyi çok bütünleşik bir şekilde ele almak durumundayız. Küçük yaşta evlilik sorunu, akran evlilikleri, bunlar biliyorsunuz çok önemli sorunlardı. Sizlerin gayretiyle, bizlerin gayretiyle, bilincin artmasıyla burada yaş biraz yükseldi. Yine de sorunlar var ama bunu daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Suça itilen çocuklarda, Roman çocukları maalesef eğitimde ve ekonomide yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kendi yaş kuşakları içinde daha çok suça itilen çocuklar arasında yer alıyor. Biraz önce sizler ifade ettiniz. Uyuşturucu çok önemli bir sorun. Yoksulluk varsa, güvencesizlik varsa, barınma sorunu varsa uyuşturucu belası daha kolay yakalıyor. Yoksa Roman çocuklar uyuşturucuya meraklı falan değiller. Ve kötü alışkanlıklarla mücadelede de önemli olan kayıt dışılıkla mücadele, yani güvencesiz çalıştırma. Baktığınızda iş kazalarından, meslek hastalıklarından etkilenme Romanlarda daha çok. Çünkü daha çok güvencesiz çalıştırılıyorlar. Bunların hepsinden birlikte bütünleşik bir şekilde mücadele etmek durumundayız. Ve şunu ifade edelim. Yoksulların çocukları hayata geriden başlıyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki maalesef kapatamayacakları kadar bir farkla geriden başlıyorlar. Romanlarda yoksulluk babadan oğula, anneden oğula, anneden babadan kıza miras olarak kalıyor. Alıyor ve o yoksulluğu bırakamıyor, kurtulamıyor ondan. Eğitimde o kadar geriden ki bu farkı kapatamıyor. Ama buradan bütün televizyonların önünde söyleyeyim. Türkiye'de üniversitede okuyan, başarılı olmuş Roman çocukların, Roman gençlerin ağırlığı da kızdı. Bir yapıları, bir dernekleri geldi bizi ziyaret etti. İmkan verildiğinde efendim? Evet efendim, siz geldiniz, yanlarında vardınız. İmkan verildiğinde o kadar güzel başarılar elde ediyorlar ki. Maalesef bir bu sıkıntılarla ilgili toplumsal farkındalık sorunu var. Bunu aşmamız lazım. Şöyle ki Romanlar çok yoksulluk, çok işsizlik,
açlık, barınma sorunları yaşayan, ayrımcılığa uğrayan insanlar ama yapıları gereği toplumla barışıklar. Yapıları gereği dertlerini, tasalarını bir yana bırakıp mutluluklarını daha görünür gösterebiliyorlar. Peki böyle olunca ne oluyor? Millet sanıyor ki romanların keyfi yerinde. Romanlar kimi aç, kimi susuz, kimi işsiz, kimi yoksul, kimi çocuğu suça itilmiş, anne perişan, bir tanecik evladı hapse girmiş, bir sürü zorluk var veya eşi hapse girmiş. Bunlar romanların sorunlarını bir kere görünür kılmamız lazım. Türkiye'de romanlar yoksullar içinde de en zor durumda olan gruplar. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Keyfi yerinde gibi bakmayın. Onların hayatla mücadele azimleri yüksek olduğu için romanların sorunu yok gibi görüyor. Onların keyfi yerinde. Bazen diyorlar efendim işte çalıyorlar oynuyorlar. Ya çalıyorlar oynuyorlar. O onların genetik yapılarından gelen hayatla mücadele etme yöntemleri. Birbirlerine sarılıyorlar, birlikte söylüyorlar, birlikte. Türkiye'de onlar sayesinde toplumsal hayatta çok önemli bir boşluğu dolduruyorlar. Ama çok önemli sorunları var. Çok ciddi sıkıntıları var. Ve öyle olduğu için de bunun önce görünür olması lazım. Herkesin bunu görmesi lazım. Buna hep birlikte mücadele etmemiz lazım. İmkan tanındığında çok yetenekli oldukları için, çok zeki oldukları için, sanatsal yönleri kuvvetli olduğu için, işitsel hafızaları çok güçlü olduğu için, sözlü ifade yetenekleri çok güçlü olduğu için roman çocuklar çok başarılı oluyor. Onları doğru yerlere yönlendirme, iyi eğitme ve iyi noktalara gelmelerini ve kendi toplumlarına sahip çıkmalarını sağlamak gerekiyor. Bu noktada ben üzerime düşen ne varsa sonuna kadar yapmak istiyorum. Önemli sorunlardan bir tanesi barınma. Maalesef romanlar yeni yerleşimci olarak geldikleri kentte kendileri için kent hazır hale getirilmediği için gettolarda, kenar mahallelerde, gecekondularda yaşadılar. Yıllarca işte İstanbul'daki Sulukül örneğinde olduğu gibi yıllarca eziyetini çektikleri, cefasını çektikleri yerler sonra kıymetlendi. Sonra millet başladılar onlara demeye cefasını sen çektin, sefasını biz süreceğiz. Siz buradan gidin, buraları bize bırakın, siz yine kenara gidin. 45 ve maalesef bu durum insan onuruna çok aykırı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz roman vatandaşların en az sıkıntı çektiği belediyeler CHP'li belediyeler. Kentsel dönüşümde de yerinde dönüşümü ve romanların mağdur edilmemesini, yaşadıkları cefasını çektikleri yerde bir rant oluştuysa o ranttan mahallenin ve roman vatandaşların bizatihi istifade etmesi gerektiğini, oralar güzelleştiğinde de oraların onların olması, haklarını alması gerektiğini savunuyoruz. Şimdi biraz önce İzmir'den davet geldi. Başarılı kentsel dönüşüm örneklerimiz var. Anahtarı siz teslim edin diyorlar. Bu tip işleri yapıp görünür kılacağız. CHP'li belediyeler romanlara hadi bakalım burası kıymetlendi sen git 50 kilometre öteye, burayı biz başkalarına vereceğiz, zenginlere vereceğiz demeyen, orada hakkını veren, ha vatandaş hakkını alır, ister cefasını çektiği mahallede sefasını süreceğim der, ister yüksek bir fiyata satar, daha makul bir yere gider ama çoluğunun çocuğunun geleceğini kurtarır. Ama kimsenin hakkını kimsenin elinden almasına izin vermeyiz. Bizim yetkili olduğumuz yerlerde yerinde dönüşüm ve yer değişiyor bile olsa o rantın, o yerin esas sahiplerinden paylaşılması, onlara verilmesi, ayrıca size karşı ayrımcılık yapan bazı başka partilerin belediyeleri var. Orada da mücadelenize destek vermeye devam edeceğiz. Ama bu sorunların köküne sahip olacak. Dirençli Kentler ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi bir bakan gelince İzmir'de, Konak'ta, başka yerlerde nasıl sizin yüzünüzü güldüren işleri yaptıysak
Bütün Türkiye'de aynı şekilde bunu yapacağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Şimdi demin bir arkadaşımız bana dedi ki, biraz önce Makedonya'dan gelen bakanın tercümanı bir iki kelimede zorlanınca ben yardım ettim, sonra gülüştük. Benim dedem Üsküp doğumlu, babaannem Kirçova doğumlu, anneannem Selanik doğumlu, 4-3 o taraftan gelmişiz. Ben bunları söylerken bir vatandaşımız, bir Roman kardeşim bana dedi ki, sen dedi bizim evladımızsın dedi. Nasıl söyledin onu bir daha söyle. Dedi ki, gel buradan mikrofondan söyle, televizyon duymaz bunu, gel mikrofondan söyle. Diyor ki bana, bizim genel başkanımız bizim içimizden biri, Amara çoğu. Evet, şimdi ben de şunu söylüyorum. Türkiye'de kim yoksulsa, kim işsizse, kim geride bırakılmışsa, kim dezavantajlı bir grupsa, ben onların çocuğuyum. Romanlarla birlikteyim, sizinle birlikteyim. Ve o zaman ben de şimdi size diyorum ki, amere duram, tamere duram, tumare duram. Yani sizin yolunuz benim yolumdur. Bütün Roman kardeşlerim, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurdukları bu sıcak bağı sürdürsünler. Sizin yolunuz bizim yolumuz. Gün gelecek bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi halkın iktidarını kurup belli bir süre gerekeni hep birlikte yaptıktan sonra bu Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Ayrımcılıkları ortadan kaldıracağız. Hep beraber hepimizin çocuğu en iyi okullara en iyi şekilde eşit eğitimi ayrımsız şekilde alacak. Sağlıktaki ayrımcılıklar ortadan kalkacak ve hep beraber en güzel günlerde birlikte olacağız. Benim yolum sizin yolunuzdur. Amere duram, tumare duram. Gel amca şimdi. Tabii. Gel şimdi gel Ezel.